Nasıl ki hayatımızda güzel bir kitapla karşılaştırdıktan sonra kitap okuma alışkanlığı ediniyorsak, aynı şekilde bu kural filmler için de geçerli. Eğer gerçekten bizi derinden etkileyecek bir film izlemediysek, film izlemek bizim için o kadar da önemli olmuyor. Ancak doğru ve güzel filmi izlediğimiz an kendinizdeki değişikliği göreceksiniz. Dünyadaki kült yönetmenler akla gelince Stanley Kubrick ilk sırada gelir. Özellikle Hollywood filmlerinin yükselişe geçtiği dönemlerde, yani 1960'larda Fabrika Üretimi gibi birbirine benzer birçok film üretiliyordu. Ancak dönemin özelliklerine karşı çıkan Kubrick, Hollywood'u dize getirir ve stüdyoları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirir. Bugün size önereceğim film Stanley Kubrick'in The Killing filmi. Kubrick'in fark edilmesini sağlayan filmi The Killing'i izlerken, gerilimi kalbinizde hissederken siyah beyaz, nostalji kokan güzel bir film izleyeceksiniz. Lionel White'ın Clean Break adlı romanından Stanley Kubrick'in senaryoya uyarladığı filmde hapishaneden yeni çıkan eski mahkum Johnny Clay, 5 yılını hapishanede geçirmiş, kendisini o hapishanedeyken onu bekleyen karısıyla evlenecektir. Ancak son bir soygun planı hazırlar. Bir hipodromu soymaya karar verir. Saati saatine tüm detaylarıyla hazırlar soygun planını. 5 kişilik bir çete kurar. 5 kişilik çete üyeleri dışında çetenin üyelerinin yakınları ve sevgilileri o kadar iyi konumlandırılmış ki heyecanı arttırmış. Özellikle hipodromda çalışan çete üyesi ve onun karısının diyalogları filmin gerilimine sevimlilik atıyor ve hikayeyi daha da canlı kılıyor. Karakterlerin beklentileri, hırsları, planları, kuvvetli ve zayıf yönleri hepsinin birbirine girdiği soygunda bizleri harika bir sürpriz son bekliyor.